Kasım ayının son günlerinde yağışlı havanın ardından güneş kendini yeniden gösterdi. Birkaç gündür yağmur ve rüzgarın hakim olduğu Çanakkale'de güneşli bir hava yaşandı. Kasım ayının son günlerindeyiz. Aralık ayına gireceğimiz şu günlerde güneş tekrar yüzünü gösterdi. Bunu fırsat bilen Çanakkale'liler gezintiye çıktılar. Kordon'da güneşli havanın tadını çıkarıyorlar. Uzun süredir kurak giden havalar geçtiğimiz hafta yerini yağışlı havaya bırakmıştı. Ancak sonbahardan kışa gireceğimiz şu günlerde yağışlı ve rüzgarlı geçen günlerin ardından hafta sonu güneşli bir hava yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ise dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti. Vatandaşlar her ne kadar bu durumdan memnun olsa da kurak havanın yaratacağı olumsuzluklardan yana da endişelerini dile getirdiler. Şahane. Yaz günü gibi. Havalar işte bir gün soğudu ama bu sene gidiyor. İyiydi ekstra havalar. Doğalgaz da yakılmıyor. Yakılsa masraf çok oluyor. Yani bu fakir havası derler böyle havalara. Ama tabii ileride biraz kışımız olur tabii. 18 Mart'a kadar Çanakkale'mizin biraz kışı olur yani. Vallahi çok iyi değil bence. Çünkü bu havalarda yani şu anda yağmurlarımız falan yağması lazımdı. Topraklar kuru. Hı-hı. Yani biraz daha ne bileyim iklimler mi değişiyor artık bilemeyeceğim yani. Mesela şu anda mantar sezonudur. Hiç mantar görmedik daha pazarlarda. O yok. Valla sonu hayırlısı olsun. Sonu hayırlısı olsun. Yani şimdi güzel ama kışın şey yaptığı zaman doğalgaz bir vatandaş ne olur bilmem yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Halk için iyi ama üretici için kötü. Üretici çiftçimiz su bekliyor, yağmur bekliyor. Ama bu kuraklık barajlarımızın dolmaması, üretimdeki insanlarımızın suya kavuşmaması, çiftçimizin de susuz olması gelecekteki gıda ürününün artması demektir. Bu da halka yansıyacak. Halk için iyi diyorum. Neden? Kombi yakmıyor. Doğalgaz çalışmadığı için ödemedikleri faturalardan dolayı rahat hissediyorlar kendileri. Ama bunlar ona yarın öbür gün gıda ürünündeki fiyat artışları olarak geri dönecektir. Bu sene nasıl diyeyim size, pek kışı olmadı. Hava şartları yani beklenenin bayağı bir üstünde. Yani sıcak yani. Ben bunu küresel ısınmaya bağlıyorum. Çünkü ben daha çocukluğumda daha soğuk olduğunu biliyorum. Daha çok soğuklar. Her sene de bu gittikçe daha çok yani küresel ısınmaya bağlı olarak yani sıcak yönde etkileniyor yani iklim koşulları. Dört mevsim yaşıyorduk. Şu anda yaz ve kış var. Yani ilkbaharla sonbahar arada kalktı. Yani ve aşırı şey var, yağmur yok. Hani gidişat iyi değil yani. Vallahi bilmiyorum, şimdi güzel ama sonra nasıl olur bilmiyorum. Ağaçlar falan uyanır mı erkenden? Kesinlikle bu sene havalar çok iyi gitti. Şahane bir hava var. Biz de kızımızla ailemizle geldik, kahvaltı ediyoruz. Çanakkale yaşamak için en ideal yer. Olumlu olumsuz yönleri olabilir mi hava sıcaklığı? Tabii yağmurun geç yağması biraz çiftçiyi endişelendirdi. O açıdan biz de biraz kaygılıydık ama netice itibariyle son yağan yağmurlar da iyiydi. Daha iyi olacaktır umarım.